Şimdi dün kaldığımız yerde birkaç şeyi ben bir hatırlatmak istiyorum. Birincisi Sümerlerin ilk kez her sese karşılık bir harfi bulmaları. Daha önce ve hala işte Çin'de her kelimeye karşılık bir harf var. Bu da tabii ki öğrenmeyi zorlaştırıyor. Yani farklı şey, şekili mukabil harf, sesi Bir mukabil harf. harf. Evet. Şekil ve ses. Şekil kelimeye, sözcüğe karşılık mukabil harf, sese karşılık harf. Yani mesela çiçek kelimesi Çin'de Evet, bir bu harf. kelime harf kullan Harf. ama çiçek şekliye tabii değil mi? Yani bütün yoksa bütün O çiçekler. şey, çiçek için ayrı, papatya için ayrı, gül için ayrı. Her sözcüğe karşılık bir harf kullanıyorlar. Kullanıyor. O yüzden de alfabeleri binlerce kelimeden oluşuyor. Evet. Mısır da öyleydi. Mısır hiyerolif yazısı. Onda da her kelimeye karşılık bir harf vardı. Bu da öğrenmeyi, bilgiyi sonraki kuşaklara aktarmayı zorluyordu, güçleştiriyordu. Sümerler her sese karşılık bir harf deyince alfabe binlerce kelimeden sadece 30-40 harfe inince okuma ve öğrenme kolaylaştı ve bilginin sonraki kuşaklara aktarılması da kolaylaştı. Dün bu ve şeyden bahsetmiştik. Yunanlıların o üçgen şeklinde yelkeni bulması. Bu yüzden rüzgarın yönleri farklı da olsa istedikleri doğrultuda gemiyi devam ettirebilmeleri Akdeniz ve Karadeniz kıyılarıyla ticareti kolaylaştırmış ve onlar da Akdeniz ve Karadeniz kıyılarındaki medeniyetlerle bilgi alışverişinde bulunabilmişlerdi. Ve bu şekilde de alfabeyi, Yunan alfabesini oluşturmuşlardı. Dün yine bir konuya daha parmak basmıştık. Demiştik ki Heraklitos işte doğru bilgi olan haksızdır demiş ama dediği şey orada kalmamış. Çünkü Logos diye bir şeyden bahsetmiş. Binlerce yıl boyunca bilim adamları ya bu Logos nedir? Yani evrensel yasa nedir? Acaba bunu bilebilir miyiz demişler. Ve hala bir bilim adamı laboratuvara girdiği zaman Logos'u yani lojiye ulaşmak için giriyor. Yani felsefe evet belki nesnel bir bilgi ortaya koymuyor. Yani gerçek bir bilgi ortaya koymasa da gerçek bilgi için bir hedef kazandırıyor. Felsefenin böyle bir özelliği var. Hedef kazandırma. Amaç kazandırma. Ve çağlar boyunca Yunanistan'da ta Sokrates'e kadar doğru bilginin imkansız olduğunu söylendiğini anlatıldığını gösterdik, söyledik. Tabii bunlar meselenin özeti yani hülasasıdır benim anlattığım. Ciltler dolusu kitaptır bunlar. Fakat ben işin en özet, en kısa, bizim işimize yarayabilecek, fazla sıkmadan, şey yapmadan ne demişler? İşin özeti nedir onu anlatmaya çalışıyorum. Yoksa bir filozof hayatı boyunca yazdığı şeyler tabii ki benim söylediğim şeylerden ibaret değil. İlk kez Sokrates dedi ki doğru bilgiye ulaşmak olanaklıdır. İnsan aklında zaten mevcuttur. İnsan doğduğu zaman bunu unutur fakat doğru soruyu sorarsa hatırlar demişti. Onun öğrencisi Platon daha ileriye götürüyor işi. Bizim hani Arapçada P harfi olmadığı için Eflatun diye telaffuz edilen filozof. Şimdi Eflatun'un ilk yaptığı şey varlığı sınıflandırmak. Bugün günlük dilde varlık denildiği zaman sadece cisim anlaşılıyor. Elle tutup gözle görebildiğimiz şeyler anlaşılıyor. Halbuki varlık sadece cisimden ibaret değildir. Yani hacmi ve kütlesi olan varlıktan ibaret değildir. Düşüncede tasavvur ettiğimiz şeyler de birer varlıktır. Aynı zamanda sadece düşüncede olan şeyler değil, bazı dilde olan edatlar var. Ve veya ise gibi şey diye kullandığımız o edatlar da birer varlıktır. Varlıkları üçe ayırıyoruz. Bir dış dünya dediğimiz, yani benim dışım. Benim dışım neresi? Bu dünya. Bu dünyada olan varlıklar. Bir de benim içimde olan varlıklar, bunlar kavramlardır.
kavramlar, yani sözcüklerdir. Bir de benim dilde kullandığım sözcükler, edatlar. Bunların her biri birer varlıktır. Ama felsefenin genel itibariyle bugün üçe ayırdığı varlığı Platon ikiye ayırıyor. Benim içim, benim dışım. Ya da bunun onun deyişle karşılığıyla düşüncede var olanlar, bir de dış dünyada var olanlar. Dış dünyada var olanlar bu gördüğümüz nesneler, cisimler, hacimli, kütlesi olan varlıklar. İşte şu bardak, işte bu masa, şuradaki insan. Bunlar hacmi kütlesi olan varlık olarak birer cisimdir ve dışarıdadır. Benim dışımdadır. Peki bardak nerededir? Bardak benim kafamdadır, düşünce itibariyle. Bu bardak dışarıdadır. Bardak benim kafamdadır, düşüncededir, akıldadır. Şu pencere dış dünyadadır. Ama pencere dediğim şey benim düşüncemdedir. Pencere dediğimiz şey benim zihnimdeki şeyin dış dünyadaki tek tek oradaki pencere, buradaki pencere, falanca binadaki pencere, bunlar birer var cisimdirler. Ama pencere bir kavramdır ve düşüncede vardır. Bilmiyorum bu açık mı? Ağaç. Mastar gibi bir şey. Ha, kavram, tahayyül. Tahayyül çerçevesidir. Ve o tahayyül olduğuna göre benim kafamdadır ağaç. Ama ağaç dediğimiz zaman... O var olduğu için sen zaten bardak deyince ona bir mana yüklüyorsun. Zaten Platon da aynen bunu söylüyor. Diyor ki, bunlar bizim aklımızdadır. Bunlar bizim aklımızda olduğu için biz onu tanıyoruz. Yoksa o vardır diye ben bunu tanımıyorum. Ben tanıdığım için onu biliyorum. Nasıl? Şimdi Bursa'da bir heykel denilen bir merkez var. O heykelde de bir ağaç var. Ben hep ilgimi çeker. Ben önce şey zannettim, yani böyle canlı olduğunu zannetmedim. Çünkü ağacın kabuğu yok. Kabuksuz bir ağaç. Ağacın yaprakları yok. Şimdi bizim artık hangi cins bir ağaçsa, yani hiç kabuksuz ve yapraksız bir ağaç gördünüz mü? Her mevsim şeysiz, yapraksız. Ben daha önce şöyle bir ağaç görmemiştim. Ama sonuçta ben o ağacı gördüğüm zaman, onu gördüğüm zaman dedim ağaç. Canlı mı? Canlı. Yoksa yani canlı, sanat canlı olarak yapmamış. Hayır, sanat olarak yapmamıştır. Şimdi benim gördüğüm, daha önce öyle bir ağaç görmedim. Yani bir botanikçi belki onun cinsini bilir. Şimdi benim gördüğüm daha önceki ağaçlara benzemiyor ki. Ben onu nereden tanıdım? Niye ona ağaç dedim? Çünkü Platon diyor, diğer ağaçlara benzemiyordu. Sen buna rağmen onu tanıdın. Çünkü senin kafandaki ağaca benziyordu. Senin kafanda ağaç fikri var. Ondan dolayı onu tanıdın. Başka bir örnek verelim. Hepimiz bir evde dünyaya geldik. Evimizde bir masa vardı. Diyelim dört ayaklı ahşaptan bir masa vardı. İlk gördüğümüz masa evimizdeki o masaydı. Bir gün annemiz bizi komşuya götürdü. Komşuya gittiğimizde baktık ki işte dört ayaklı değil de üç ayaklı camdan bir şey. Düz. Bizim evimizdeki masaya benzemediği halde biz kalkıp da sormadık komşumuza bu nedir diye. Ve dedi ki masa. Ama bizim gördüğümüz daha önceki masaya benzemiyordu. Niye biz ona masa dedik? İşte Platon diyor ki çünkü sende evet bu masa diğer masalara benzemese de, bu insan diğer insanlara benzemese de, şu çiçek başka çiçeklere benzemese de senin kafandaki çiçeğe, senin kafandaki masaya, senin kafandaki işte ağaca benzediği için sen onu tanıyorsun. Dolayısıyla gerçek dünya senin kafandakilerdir. Gerçek dünya senin kafandakilerdir. Bu gördüklerin onun yansımasıdır. Acayip bir şey ya. Bak şimdi. Ben böyle bir ortalık biraz karışmıştı. Buna ait bir şey demiştim de. İnsan kainatın çekirdeği ya. Evet. Kainatta ne varsa insanda var. Evet. Geçmişte, şu anda ve gelecekte ne varsa. Hatta görmediğimiz gayb de var. Bu ilim yaparak insan üzerine bir şey almıyor.
dışarıdaki ilimler bendekini ortaya çıkarıyor. Evet. Aynen Platon'un söylediği o. Diyor ki iki türlü evren var diyor. İki türlü kainat var. Biri numenler yani düşünenler evreni, biri de fenomenler yani görünenler evreni. Ve görünenler gerçek değildir. Görünenler o fenomenlerin, numenlerin, düşüncenin birer yansımasıdır. Asıl hakikat diyor düşüncededir. Bunu şöyle bir şeyle temellendiriyor yani dayandırıyor. Diyor ki, meşhurdur bu mağara benzetmesi. Diyor ki, farz edin ki bir mağarada dünyaya geldiniz. Ve gelir gelmez sizi o mağarada zincirlerle bağladılar. Hareket edemiyorsunuz. Etrafınıza bakamıyorsunuz. Sırtınız mağaranın girişine dönük, sadece mağaranın duvarına bakıyorsunuz. Hayatınız boyunca sadece mağaranın duvarını gördünüz. Ve kafanızda at gözlükleri diyoruz ya, etrafınızı görmenizi engelleyen gözlükler var. Bu atların kafasına takılan. Sadece mağaranın duvarını görüyorsunuz. Ne görürsünüz? Mağaranın girişinden gelen ışık, sizin ışık şeyinizi, gölgenizi mağaranın duvarına yansıtır. Hayatınız boyunca o duvara yansıyan gölgelerin dışında hiçbir şey görmezseniz, siz neyi gerçek zannedersiniz? Neyi gerçek zannedersiniz? Sadece gölgeleri gerçek zannedersiniz. Diyelim ki mağaranın girişinde böyle bir çiçek var. Bu çiçek her kış çürüsün ve her yaz yeniden boy versin, çiçek açsın. Biz o çiçeği görmüyoruz. Sırtımız mağaranın girişine dönük, arkamızda. Fakat her bahar çiçeğin gölgesinin duvara yansıdığını görüyoruz. Ve bakıyoruz, işte havalar biraz ısındı. Aa, orada bak bahar gelmiş, çiçek açmış. Bak çiçeğe bak, görüyor musun nasıl çiçek açtı? Çiçek nerede? Çiçek arkada. Sen çiçeği hiç görmüyorsun. Onu gördüğün için, gölgeyi gördüğün için gölgeyi gerçek zannediyorsun. Tıpkı bu dünyada da şu bardağı gördüğün için bu bardağı gerçek zannetmen gibi. Bu bardağa dokunduğun için bu bardağı gerçek zannetmen gibi. Platon diyor değil mi? Evet. Bunları görüp dokunabildiğin için sen bunları gerçek zannediyorsun. Ama onları görmediğin için de, asıl varlığı görmediğin için onu da yok sayıyorsun. Şimdi eskaza biz böyle bir mağarada dünyaya gelmiş olsaydık ve bizi böyle bağlamış olsalardı ve içimizden biri zincirini koparsaydı, mağaranın dışına çıksaydı, gidip o çiçeği görseydi, dokunsaydı, ışığa gözü alıştıktan sonra şöyle bir dünyaya baksaydı, sonra güneşi fark etseydi, güneşten dolayı gölgelerin oluştuğunu fark etseydi, herhalde geri dönüp mağaraya bize anlatmaya kalkardı. Derdik ki ya, çünkü biz onun kardeşiyiz, amcasıyız, yeğeniyiz, komşusuyuz, sevdiği insanlarız. Değil mi? Yıllarca beraber olduğu insanlarız. Bize gelip derdi, yani arkadaş siz bu gölgenin gerçek olduğunu zannediyorsunuz ama ya şu zincirlerinizi bir koparın, bir dışarıya çıkın. Gerçek bu gölge mölge değil, bunlar sadece birer gölge, bunlar gerçek değil. Asıl kainat, asıl varlıklar, asıl cisimler dışarıda. Dese, biz ona inanır mıyız? Hayır, deliye bak ne diyor deriz. Şimdi bu adam bize renkleri nasıl anlatsın? Ya siz o adamın yerine kendinizi koyun. Cismin hacmi olduğunu bize nasıl anlatsın? Bizi nasıl ikna etsin? Tabii ki biz ikna olmayacağız. Susturmaya çalışacağız, alay edeceğiz, dalga geçeceğiz, olmasa ceza vereceğiz. Acaba bunun birileri bizim kafamızı karıştırmak için mi gönderdi diyeceğiz vesaire. Ha. Çünkü biz gerçeği bilmiyoruz. İşte Platon diyor ki o mağara bu dünyadır. Bu nasıl ki mağaradaki insanlar gördükleri şeyleri gerçek zannediyorlar,
Biz de bu dünyada gördüğümüz şeyler gerçek zannediyoruz. Gerçek bunlar değil. Hakikat bunlar değil. Hakikat bizim kafamızdadır. Bizim fikrimizdedir. Numenler dünyasındadır. Bu nedenle ben bir bardağın, gördüğüm bardak diğer bardaklara benzemese de ben onu tanıyorum ve diyorum ki bu bardak. O insan diğer insanlara benzemese de ben diyorum ki bu bir insan. Çünkü o diğer insanlara benzemese de benim kafamdaki insana benziyor. İnsan fikrine benziyor. Böylelikle Platon diyor ki o zaman madem ki gerçek olan benim kafamdaki şeydir, yani şu çiçek değil, çiçektir gerçek olan. Şu bardak değil, bardaktır gerçek olan. Şu insan değil, insandır gerçek olan. O halde ben bunun bilgisine ulaşmalıyım. Yani o insanı değil, insanı tanımaya çalışmalıyım. Bu ağacı değil, ağacı bilmeye çalışmalıyım. Şimdi ağaç genel bir kavram, genel bir isim. Çiçek geneldir, bardak geneldir ama şu bardak tekildir. Genelin bilgisine akıl tüme varım da ulaşır. Yani tek tek noktalarda genele giderek. Tüme varım diyoruz buna. O zaman diyor ki doğru bilgi olan aklıdır. Eğer tüme varım yaparsa tek tek varlıklarda, tek tek objelerde genelin bilgisine ulaşırsa bu bilgi doğru bilgidir. Demek ki doğru bilgi olan aklıdır diyor. Platon'un felsefesinin, yani Eflatun felsefesinin özeti budur. Varlığı ikiye ayırması ve bilginin tüme varımla, yani genelin bilgisine ulaşarak oluşması. Değil mi? Risale'de de geçiyor bu konu. Yani geçiyor ama bu tabii şöyle diyor, aklın diyor iki yöntemi var diyor. Fakat varlığın mertebesi dört tane diyor. Hayır, aklın yöntemlerinden bahsediyor. Ha, aklın yöntemleri. Bahsederken bu konuya değiniyor. Bir diyor cisimden kavrama gitmek değil mi? Genele gitmek. Bir de genelden tekile varmak. Bu işaret icazda var yani. Evet. Delil ihtirayı. Hah. Orada anlatıyor. Evet. Burhaneli'yi mesela anlatıyor. Onu anlatıyor. Fakat tabii çok Platon yani Eflatun burada bir şey hatası yapıyor. Mesela dağda hep gölge görüyor. Şey dağ mağarada. Sonra onun ne olduğunu bilmiyor. Sonra dışarıya çıkıyor, onun gölge olduğunu o zaman anlıyor. Demek ki gerçek bilgi akıldadır diyor. Diğerleri onun gölgeleridir. Akılda olduğunu bilebilmen için dış dünyayı bilmen lazım. Dış dünyada bir varlıktır. İşte dün şöyle demiştik. Esma'dan en uzak şey, teneffüs ettiriyor şey Naciye. Esma'dan en uzak varlık süreci, meratibi cismaniyettir. Cismaniyette bütün meratip var. Yani vücudun mertebeleri var. Mesela gölge de bir mertebedir. Evet. Varlığın bir mertebesidir. Ama genel işte tüm bu olmadan bizdeki uyanmıyor. Yani bizdeki İnsanda var olan bilgilerin bilgi olduğunu, asıl olduğunu, biz kainatın çekirdeği olduğunu bilemezdik bu aleme gelmeseydik. Çünkü o üstü açılmamış olacaktı. İşte mevzu bunun etrafında dolanıyor. Mevzu bunun etrafında dolanıyor. Yani biz gördüğümüz şeylerden dolayı mı biliyoruz, bildiğimiz şeylerden dolayı mı görüp fark ediyoruz? Bunun etrafında mı dolanıyor? Dolanıyor. Ama bu tartışma demin işte dün söylemiştik yani yüzlerce yıl sürüyor. Buna noktası başka türlü konuyor. Yani bir nokta geliyor en sonunda. Heh. O da tabii aşama aşama ben oraya gelmek istiyorum. Yani tamam. Birdenbire gelmek olmaz. Şimdi Platon'un şeyi yani dünya tarihi açısından önemlerinden bir tanesi, birincisi bu vardı bu şekilde ikiye ayırması. İkincisi dünyada ilk kez okulu kurması, akademiyi kurması. Yani yeni gelen arkadaşlar şu diye alışmadığımız bir şeye denk geldiniz de. Naci kardeş felsefe öğretmeni ve emekli, yani lisede felsefeyle geçti. Burada bulunan arkadaşlar hasreten gençlere de insanda merak var böyle. Bir felsefe yani
tarih sürecine. Hulasa, hulasanın hulasası özü. Felsefe nasıl başlamış? Neyin nesidir? Risale-i Nur'da ciddi bir mevzu yer tutuyor bu felsefe. Yani bunu merak edip sağda solda uzun çok zaman koşturmaca ve okumaktan sonra genel bir bakış elde etmemiz biraz zor. O zaman böyle birkaç böyle sohbette, bir söyleşide bize bakan yönüyle, bize lazım olacak taraflarıyla bizi bilen bir felsefe ve nur talebesi olan bir kardeş felsefenin genel şeyini yapıyor, genel tanımlamasını en azından aşına peyda ediyoruz. Mesela ben felsefenin işte şu diyor, Avrupa işte felsefe ikiye ayırıyor usta. Bu felsefe deyince böyle külümen böyle düşman olmak, külümen de dost olmak değil, genel bir bakış kafamızda canlansın diye birkaç söyleşide bir malumat olsun diye Naci kardeşi onun için konuşup şey yapıyoruz, sohbet ettiriyoruz. Evet abi. Şimdi Platon'un bu milattan önce 3. yüzyıl civarı ve mesela Sokrates'i biz Platon'dan biliyoruz. Dün Sokrates hakkında anlattıklarımızı Platon'dan biliyoruz. Çünkü Platon'un kalan eserlerinde. Platon'un öğrencisi ise Aristoteles. Medreselerde Aristoteles ya da Büyük Hoca diye anılırdı. Büyük Hoca. Üç tane hoca. Hoca denildiği zaman üç kişi anlaşılırdı medreselerde. Bir dersi veren hoca. İkincisi Farabi. Üçüncüsü Büyük Hoca denilen Aristoteles. Aristoteles'in yani dünyada gerçekten dünyaya damgasını vurmuş. Örneğin bir örnek vereyim size. Yani çünkü sadece felsefe konuşmak sıkar. Güncel, dün bahsettik ya, tarih, bilim, siyaset, bunları da beraberinde konuşursak daha iyi olacak. Aristoteles bir dönem Büyük İskender'e özel ders veriyor. Tarihteki Büyük İskender namıyla anılan Fatih. Çünkü Yunanistan'dan çıkıyor, bütün Anadolu'yu, İran'ı, Suriye'yi, Lübnan'ı, Mısır'ı fethediyor. Hatta Hindistan'ın bir kısmını fethediyor. Ve 27 yaşında mı, 30 yaşında mı ne de ölüyor. Yani dehşet bir adam. Ve hani İskender mevzusu açılmışken, biz dünkü konuya bir gönderme daha yapalım. İskender Anadolu'ya geliyor. Boğaz'ı geçtikten sonra Pers İmparatoru'yla savaşıyor. Anadolu'nun tamamı Pers hakimiyeti altında. Ve Pers İmparatoru'nun ordusunu yendikten sonra İlyada'ya gidiyor. Yani yine İlyada, yine Çanakkale. Ve orada İlyada Savaşı'nda ölen komutanlardan Aşil adında biri var. Onun mezarını ziyaret ediyor. Diyor ki ben Aşil'in torunuyum diyor. Yani İskender ne diyor? Bunun Türkçesi. Anadolu benimdir. Çünkü ben Aşil'in torunuyum. Yani bakın hep dün Osmanlı'yı örnek verdik değil mi? Bizans'ı örnek verdik, Roma'yı örnek verdik. Şimdi yine Büyük İskender konusunda da karşımızda yine İlyada çıkıyor. O Osman Hocam da değil mi? İl'in anlamından yola çıkarak İlyada, Cebrail, Mikail değil mi? Onları inşallah evet, bize söyleyecek. Şimdi Aristoteles bu Büyük İskender'in hocası. Birebir öğretmenle ders veren, yüz yüze ders veren birisi. Büyük İskender bu fetihleri gerçekleştirdikten sonra hocasına bir mektup yazıyor Aristoteles'e. Diyor ki hocam diyor bu kadar yeri fethettim. Fakat bu fethettiğim bölgeyi elde tutmak lazım. Şimdi fethettiğim bu bölgelerin elimde kalması için bu bölgelerde yaşayan elebaşlarını öldüreyim mi? Yarın öbür gün bana karşı isyan etmesinler. İkinci seçenek, hapse mi atayım? Üçüncü seçenek, sürgüne mi göndereyim? Acele bana bunun cevabını yazıp gönder diye bir mektup yazıyor. Şimdi biraz düşünün. Siz olsanız hangi cevabı verirsiniz? Nasıl bir cevap verirsiniz? Bir daha söyleyeyim isterseniz. Bu kadar bölgeyi fethettim. Bu bölgelerin elimde kalması için, yarın öbür gün bu bölgelerde bir isyanın çıkıp benden bağımsızlık işte vesaire elde etmemeleri için elebaşlarını öldüreyim mi? Birinci seçenek. Hapse mi attırayım?
sürgüne mi göndereyim? Bunlardan hangisi doğrudur hocam diye Aristoteles'e mektup yazıyor. Aristoteles'in verdiği cevap şu. Öldürürsen çocukları sana düşman olur. İlk fırsatta sana yine isyan ederler. Cezaevine atarsan cezaevleri birer anarşi yuvasına döner. Sana karşı daha da büyük kinle bilenirler. Sürgüne gönderirsen ilk fırsatta yine geri döner, gelir ve isyan ederler. Eğer beni dinleyecek olursan aralarına anlaşmazlık çıkaracak nifah tohumları ek. Sonra onları uzlaştırmak için bir masaya oturt ama asla uzlaştırma. Bir daha tekrar edeyim. Beni dinleyecek olursan aralarına problem çıkaracak nifah tohumları. Yani diyelim bir sınır. Sınırın bir kısmını belli etme ki o desin ki burası benimdir, diğeri desin ki hayır burası benimdir. Aralarında anlaşmazlık çıksın. Sen de onları uzlaştırmak için bir masaya oturt ama hiçbir zaman uzlaştırma. İşte bu söz, bu mektup siyaset biliminin başlangıcıdır. Yani felsefenin söylediği şey iki kitabın arasında kalmıyor. Müsbet ya da namüsbet dünyamızı şekillendiriyor. Bakın şimdi basit bir örnek. Filistin problemi. Amerika ne yapıyor? Filistin-İsrail problemini çözmek için ikisini bir masaya oturtuyor mu? Ama nasıl kaldırıyor? Uzlaştırmadan kaldırıyor. Pakistan'la Hindistan arasındaki Keşmir problemi. Ne oluyor? İngiltere, Amerika araya giriyor, bir masaya oturtuyor. Uzlaştırmak için ama asla uzlaştırma. Şimdi bunu sadece büyük devletler yapmıyor. Bu siyaset bilimidir. Büyük devletler sadece bunu yapmıyor. Her devlet bunu yapıyor. Kendi gücü ve ölçeği ölçesinde. Örneğin işçilerle işvereni bir masaya oturtuyor ama uzlaştırmıyor. A etnik grubuyla B etnik grubunu, A sosyal grubuyla B sosyal grubunu karşı karşıya kendisi getiriyor, kendisi masaya oturtuyor uzlaştırmak için ama uzlaştırmıyor. Çünkü buradan iktidar devşiriyor. Yani İşin korkunçluk boyutunu bilmiyorum, fark edebiliyor musunuz? Yani işin insani olmayan boyutunu. İşte bu fikri ortaya atan Aristoteles. Büyük İskender'e verdiği akıl bu. Ve o akıl hala devam ediyor. Aristoteles bir diğer özelliği, bilimlerin babası sayılmaz. Kategoriler diye bir kitabı var. Birkaç fasikülden, yani bizim deyişimizle Risale'den meydana geliyor. İşte canlıların davranışını bir yerde ele alıyor, bir fasikülde. Bitkileri bir fasikülde bir araya alıyor. Cansız maddeleri bir fasikülde bir araya alıyor. Bunların her biri bugün bilim dediğimiz, işte sosyolojinin, psikolojinin ilk örnekleri olarak sayılıyor. Aristoteles'in bir diğer özelliği de İlk kez gördüğümüz varlıkları gerçek kabul etmesi. Yani öğretmeni Platon'un aksine gördüğümüz varlıkları gerçek kabul ediyor. Diyor ki, öyle iki dünya yok. Yani bir düşünce dünyası, bir de dış dünya yok. Gerçekler buradadır. Bunlar gerçektir. Neden? Çünkü bunların içerisinde bir gerçek olma potansiyeli var. Bu potansiyel olmasaydı bunlar gerçekleşmezdi. Şöyle anlatayım. Şimdi ben farzım var çok iyi bir heykeltıraş olmuş olsam. Çok yetenekli. Dünyanın gelmiş geçmiş en yetenekli heykeltıraşı olsam. Sudan, bakın su diyorum, buz demiyorum. Sudan heykel yapabilir miyim? Yapamam. Granitten heykel yapamazsın. Granit çok serttir, dağılır. Ama mermerden heykel yapılabilir. Topraktan heykel yapılabilir. Ağaçtan heykel yapılabilir. Aristoteles diyor ki,
Demek ki bunların içerisinde bir öz var, bir cevher var. Bunları gerçekleştirebilen. İşte diyor varlık, bu yüzden gerçektir, içindekiyle gerçekleşmiştir. Şimdi Aristoteles ne yapmış oldu? Dünkü sohbetten bugüne gelirken, filozofun bir tanesi Heraklitos, her şey değiştiği için bilemeyiz diyordu. Diğeri hareket yokken bilemeyiz diyordu. Ondan sonraki hiçbir şey yoktur, o yüzden bilemeyiz diyordu. Sokrates biliriz çünkü aklımızda vardır, hatırlarız diyor. Onun öğrencisi Platon diyor biliriz çünkü aklımızı kullanırsak, tümevarım yaparsak biliriz diyor. Ama Aristoteles diyor ki evet biliriz çünkü bunlar gerçektir. Gördüğümüz nesneyi ilk kez gerçek kabul eden Aristoteles. Aristoteles'in bir buradan noktayı koyup bir eğer sıkılmadıysanız bir yerden tekrardan Aristoteles'e bağlanmak istiyorum. Aristoteles milattan önce yanlış hatırlamıyorsam 3. yüzyılın başlarında, sonlarında yaşamış. Yani 250'li 300'lü yıllarda yanlış hatırlamıyorsam. Ve Yunanistan'da işte müthiş bir zenginlik, refah var. Roma İmparatorluğu kuruluyor ve Roma İmparatorluğu bütün Akdeniz havzasını ele geçiriyor ve Filistin'de Hristiyanlık dini ortaya çıkıyor. Hristiyanlık dini, ilk Hristiyanlar Roma İmparatorluğu'nun müthiş baskısı altında. İşkence görüyorlar, öldürülüyorlar, sürgün ediliyorlar vesaire. Bu dönemde Hristiyanlar kendi dini inançlarını temellendirmek için Platon'dan yararlanıyorlar. Eflatun'dan. Neden? Çünkü Platon diyor ki bu dünya yalandır, gölgedir. Bu dünya yalansa bu dünyanın acısı da yalandır. Bu dünyanın ezası da yalandır. Gerçek değildir. Bu dünyanın keyfi de yalandır. Asıl gerçeklik nerede? Başka bir alemde diyordu. O yüzden Hristiyanlar da hemen Platon'a sarıldılar. Platon felsefesinden yararlandılar. Dediler ki ya evet Romalılar bize baskı edebilir, zulüm edebilir, bilmem şunu edebilir, bunu edebilir. Ama asıl azap öteki dünyadadır. Biz eğer dinimizi terk edersek, başka bir dine geçersek ya da dinimizin gereklerini yapmazsak asıl azap başka bir taraftadır, cehennemdedir. O yüzden bu azaba razı gelelim. Ya da bu dünyanın keyfine aldanmayın. Bakın Platon ne güzel anlatmış. Bu gördüğün keyif zannettiğin şeyler aslında gerçek değil. Asıl keyif öteki dünyada, ahirette. O yüzden biz bu dünya için cezaya, ezaya katlanalım. Bu dünyanın güzelliklerine aldanmayalım. Öteki dünyada bunun alasıyla, hakikatiyle karşılaşacağız. Hristiyanlığın Platon felsefesiyle temellendirildiği döneme patristik dönem deniyor. Patristik dönem milattan sonra 3. yüzyıl civarında bitiyor. Çünkü Roma İmparatorluğu Hristiyanlığı kutsal din olarak kabul edince, resmi din olarak kabul ettikten sonra bu Hristiyanların kalkıp da bu dünya kötüdür deme şansı yok. Çünkü imparatorluk senin elinde. Sen bu dünya eğer kötüdür diyorsan bu dünyayı kötü kılan o zaman kilisedir. Bu dünya eğer güzel değilse bunun sebebi sensin o zaman kilisedir. Bu nedenle artık Platon felsefesiyle yani resmi din olduktan sonra Platon felsefesiyle kendilerini temellendirmeyi bırakıyorlar. Aristoteles felsefesiyle temellendirmeye başlıyorlar ki bu dönemin adı da skolastik dönemdir. Dün bahsettik ya. Ustad medrese skolastik bataklığına evet. Düşmüş bir medrese hocası. Medrese zannetmeyin. Zannetmeyin. Bir daha söyle Osman hocam. Beni skolastik felsefe bataklığına düşmüş bir medrese hocası zannetmeyin. Evet. Zannediyor musunuz manasında? Şimdi skolastik nedir? Bir daha söyleyeyim. Ondan sonra skolastik niye bataklıktır onu izah edeyim. Olur mu? Böyle. Çünkü biz ne konuştuk? Dünyadan Risale'ye açılan pencereler var. Aynı şekilde de Risale'den dünyaya açılan pencereler var. Şimdi skolastik şu. Hristiyanlık inancının, felsefe düşüncesinin Aristoteles felsefesiyle temellendirilmesidir. Aristoteles'e dayandırılmasıdır.
Neden peki Aristoteles'i seçiyorlar? Aristoteles ne demişti? Gerçekler buradadır. Şimdi demin söylediğim yerden bir daha tekrar ediyorum. Platon'u ilk önce Platon'u kabullendiler. Platon'dan yararlandılar. Bu döneme patristik deniyordu. Romalıların baskısı altındaki. Ne yapalım? Bu dünyada bu baskı var ama sen bu baskıya katlanmazsan asıl baskı Platon'un dediği gibi öteki alemde. Yani zulmün alası değil mi? Acının alası öteki tarafta, buraya katlan. Ya da bu dünyadaki güzelliklere aldanma. Asıl güzellik öteki tarafta. Cennete gittiğin zaman hakikati göreceksin. O yüzden bu güzellikleri bırak. Bunlar gerçek değildir. Bunlar gölgedir. Ne zaman ki Roma İmparatorluğu Hristiyanlığı resmi din olarak seçti, kalkıp halka bunu yutturamaz. İnsanlara ya bu dünya kötüdür, gölgedir, gerçek değildir, bu dünyadaki kötülüklere katlanmak gerek dediğin anda halk ne diyecek? Ya bu kötülüklerin sahibi sensin ya. Dünyanın sahibi sensin, imparatorluğun sahibi sensin. Demek ki kötülüğü yapan sensin. İşini yaptılar, değiştirdiler. Aristoteles'le temellendirmeye, dünya kötüyse ne yapalım? Gerçekler böyle. Aristoteles ne dedi? Gerçekler buradadır. Bu şeyin gerçekleşmesinin sebebi kendi içindeki nedenlerdir. Yani Hristiyanlık değildir. Kilise değildir. Yani devlet kötüyse devletin içerisindeki nuvedir, cevhedir devleti kötü eder. Eğer dünyada adaletsizlik varsa, dünyada adaletsizliği yapan şey Roma İmparatoru ya da kilise değildir. Dünya adaletsiz inşa edilmiştir. Gerçek böyle, ben ne yapayım kardeşim? Bu bir. Bu yüzden Aristoteles'e sarıldılar. İkincisi, işin ilginç yanı, bir çelişki var ortada. Şimdi manastır, medresenin karşılığı, üniversite, orta çağda. Manastırlarda sadece ve sadece bir İncil okutuldu, bir de Aristoteles okutuldu. Çünkü Aristoteles, hani demin anlattım, Kategoriler adlı kitabında cansızlar, canlılar, cisimler, insan davranışları vesaire bütün konulara değinmişti ya. Aristoteles her şeye değinmiş. Yeni bir şey bilmeye gerek yok. Aristoteles her şeyden bahsetmiş. Yeni bir şey aramaya gerek yok. Eğer öğrenmek istiyorsan, bilmek istiyorsan Aristoteles'i oku yeter demişler. Bir İncil'i oku, bir Aristoteles'i oku. Başka bir şey okuma. Ha, eğer başka bir şey okudun, bir de Aristoteles'e ters bir şey söylemeye kalktıysan, demek ki sen Aristoteles'e karşı geldin. O halde sen İsa peygambere karşı geldin. Demek ki sen Allah'a karşı geliyorsun. Deyip öldürüldüler, idam edildiler. Diri diri yakıldı insanlar. Yani teşbih tahta olmasın. Aristoteles söylediği her şey Allah'ın ayetiyle, yani İncil'deki şeyle eşdeğer sayılıyor. Şimdi hocam biraz oldu mu Osman hocam bataklık. Evet. Hiçbir özgür düşünceye fırsat yok. Aristoteles'ten farklı düşünmek yok. Aristoteles ne diyor? Diyor ki dünya evrenin merkezidir. Güneş dünyanın etrafında dönüyor. Tamam, bitti. Güneş dünyanın etrafında dönüyor. Dünya güneşin etrafında dönmüyor. Biri kalkıp Bruno, Galileo'dan önce ya dünya dönüyor dediği için diri diri yakıldı. Diri diri yakıldı Bruno. Yaklaşık 1300-1400 yıl boyunca manastırlarda sadece ve sadece Aristoteles okutuldu. Ve Aristoteles'in söylediği her şey gerçek kabul edildi. Örneğin, şunu bir cisim yok herhalde ya da ben de şunu çıkartayım. Aristoteles diyor ki, bir cisim diyor, bırakıldığı zaman diyor, ağırlığı farklı iki cisim. Örneğin bu 2 kilogram olsun, bu elimde de 1 kilogramlık bir cisim olsun. Aynı anda bırakırsam, diyor ki 2 kilogramlık cisim, 1 kilogramlık cisimden 2 kat hızlı düşer. Tamam, bitti. Aristoteles dedi ki ağırlık böyledir, o halde doğru budur dedi ve konu kapandı. Bunun dışında bir şey söyleyemez. Ama şu sorun var, bir çelişki var. O da şu, Aristoteles Hristiyan değildi. Değil mi? İsa peygamberden yaklaşık, İsa aleyhisselamdan 300 yıl önce dünyaya gelmişti. Şimdi bir putperestin, değil mi, söylediği şeyi nasıl Allah'ın ayetiyle aynı sayacak bir Hristiyan? Bunu nasıl izah edeceksin? Bunu izahı
izahını Dante yapıyor. Dante edebiyatçı belki duymuşsunuzdur. İlahi Komedya diye bir kitabı var. Bak, İlahi Komedya. Komedya ne? Gülünç durum. Orada şöyle izah ediyor. İlk yazılı eserlerden biridir edebiyat tarihinde. Diyor ki İsa peygamber niye öldürülmedi? Niye göğe yükseltildi? Allah-u Teala isteseydi onun ölmesini sonra yine diriltirdi. Yine Mesih olarak gönderirdi. Niye göğe yükseltti? Çünkü Aristoteles cehennemde yanıyordu. Birinin gidip Aristoteles'i cehennemden çıkarması lazımdı. Bu yüzden peygamber cehenneme gitti. Aristoteles'i cehennemden çıkartıp onu cennete koydu. Yani şuradaki izaha dikkat edin. Aristoteles evet bir putperest ama söylediği şeyler o kadar önemli ki peygamber onun için cehenneme gidiyor. Ve 1400 yıl böyle geçiyor. Buna inanıyorlar. Tabi 1400 yıl. 1400 yıl. Ve Dante'nin İlahi Komedyası'na papalık şu açıklamayı yapıyor. Aslında Dante orada papalıkla dalga geçiyor. İlahi Komedya diyor. Hı. Komedi bu ya diyor. Tamam mı? Ama şunu papalığın açıklaması şu. Diyor ki evet diyor Dante'nin görüşleri tamamen Katolik inancının karşı şeyidir. Katolik inancına uygundur. Yani felsefe, yani siyaset. Yani İsa peygamberin dalga geçtiğini değil. Doğru söyledi. Doğru söylüyor. Oysa Dante şey... Hayır, isim verirken dalga geçiyor ama Dante'nin anlattığı şey birebir skolastik düşünce. Yani iftira atmıyor. Ekleyen bir şey yok. Sadece ismi koyarken İlahi Komedya diye bir isim koyuyor. Ama kitapta yazılanlar Katolik inancıyla birebir örtüşüyor. O yüzden de Katolikler diyor ki evet Dante'nin fikri doğrudur. İsa Aleyhisselam göğe yükseltildi çünkü cehenneme gidip Aristoteles'i cehennemden kurtarması gerekirdi. Burada ne yapıyor? Bir çelişki açıklamış oluyor. Yani nasıl oluyor da şeylerde, manastırlarda Aristoteles'in söylediği şey İncil'in ayeti kadar doğru kabul ediliyor. Bunu açıklama getiriyor. Diyor ki Aristoteles öyle bir zat-ı muhterem ki peygamber onun için cehenneme gitti. İş bununla kapanmıyor. Galileo 16. yüzyılda kalktı, dünya dönüyor dedi değil mi? Dünya dönüyor deyince Engizisyon'da yalgılandı. Niye? Çünkü Aristoteles dünya dönmüyor diyordu. Sen nasıl Aristoteles'e karşı gelirsin? Sen Hristiyan değil misin? Sen necisin? Ne iş? Yani sen bizi dinimizden mi etmek istiyorsun? O amaçla yargılandı. Yoksa Galileo dünya dönüyor demiş dememiş önemli değil. Orada Engizisyon'un Galileo'ya tepki göstermesinin sebebi Aristoteles'i yalanlaması. Ve Bruno gibi Galileo da diri diri yakılacakken kalktı dedi ki yani dünya dönmüyor desem de dünya dönmeye devam edecek ama peki. Dünya dönmüyor. Buna rağmen kilise Galileo'nun dünyanın döndüğüne dair kitabını yasakladı. Papalık, Vatikan. Bir daha söylüyorum, Galileo'nun kitabını yasakladı. Yani okunması dine aykırıdır. Hristiyanlığa aykırıdır. Okunmasın. Yasaklı kitaplar arasına koydu. Peki sizce Vatikan Galileo'nun dünya dönüyor dediği kitabı ne zaman yasaklı kitaplar listesinden çıkartmıştır? Tahmini böyle. Belki de çıkarmadı. Malum değil mi? Yani 400 yıldır dünya var, bilim var. 400 yıldır bilimsel eğitim var, laboratuvarlar var. Astronomi diye bir bilim var 400 yıldır. Ay'a gidildi 1960 yılında. Değil mi? Uzaya uydular gönderiyoruz. Uydulardan dünyanın fotoğrafları çekiliyor 1940'lardan beri. Katolik Kilisesi ne zaman dünya dönüyor kabul etti? 1990 yılında. O kadar geçmiyor. Evet. 1990 yılında Galileo'nun kitabı Vatikan'ın yasaklı kitaplar listesinden çıkartıldı. Şimdi ben soruyorum yobaz ki.
Ben şöyle tahmin etmiştim ne zaman yasaktan kalktı diye diyeceğini. Kur'an'da vaşşamsu tecrili mustakar var ya. Ve İslam işte dünyanın vel arda dahaha böyle şey ayetler dünyanın yuvarlak olduğunu döndüğünü anlatıyor. Yani İslam böyle bir şey atınca Hristiyanlık hemen ortaya atlayacağını, ya siz yeni bir şey değil ki biz daha önce söylemiştik. Diyeceğini düşündüm. Ve evet. Piyasaya çıkaracaktı zannettim. Onu çıkarmamış gene. Yani ben bak yobaz, şimdi ben sorun bir daha soruyorum. Yobaz kim? Ya. İrticacı kim? Ya 1990 ya. Bu kadar da yakın olacağını tahmin etmiyordum. 1990. Peki Bursa'da Ulu Cami'ye giderseniz, Ulu Cami'nin yapılışı 1389. Mihraba bakın. Ahşaptan çok güzel bir mihrap. İran'dan gelen marangozlar tarafından yapılmış. Orada güneş sistemi var. Mihraba güneş sistemi resmedilmiş. Galileo'dan 300 yıl önce. Ya bırakalım Kur'an-ı Kerim'i. Değil mi? Galile'den önce 300 yıl önce. 1389. Ulu Cami Bursa'da. Galile'den 300 sene önce. 300 sene önce. Orantılı üstelik. Allah Allah. Şeyde de var bu ya. Orantılı bir de değil mi? Buyurun bakın yani Galileo'dan 300 sene önce. Demek buradan almışlar. Şeyde de var. İzmir. Hayır buradan almamışlar abi. He? Buradan almamışlar. Kendi doğası gelişmesiyle öyle. Demek çünkü şimdi belki yani daldan dala atlamış olmanın da biraz sakıncaları var ama bilmiyorum ne dersiniz? İslam'ın bulduğu ve İslam'ın düşündüğü şeylere o kadar tepkililer ki. Yani bilim adına İslamiyet'ten bir şey alıp yapmak, yani bilime bu kadar tepkiliyken, bilimsel çalışmalara bu kadar tepkiliyken, bilimsel çalışmanın menşeinde bunun olduğunu düşünmek onları ne hale getirecektir tepki? Ben aklıma geldi söyleyeyim bazen içime doğuyor. Aslında bir içimdeki bir ses söyleme diyor, bir ses söyle diyor. Bilmiyorum hangisini dinleyeyim. Söyleyeyim mi, söylemeyeyim mi? Söyle bakalım. Biz ateizmi hepimiz biliyoruz. Darwinizmi duydunuz. Değil mi? Evrimcilik. Darwin'in ateist olmadığını biliyor musunuz? Çok dindar bir Hristiyan olduğunu biliyor musunuz? Hiç işittiniz mi? Papazmış hatta. Ruhban eğitimi almış. Evet. Ömrünün sonuna kadar da inançlıydı. Ha şu arada bu geçmen ama hayır, dünyanın ben, yuvarlak olduğu... Ben oradan bir şey yapacağım. Yok daha öncesi var. Ödemiş'in karşısında bir ilçe var. Bruni mi ne? Bruni. Orada bir cami var yerin altında. Mihrab'ın diş cephesi galaksiler ve güneş sisteminde evet. Daha çok galaksiler var. Evet. Ondan çok eski. Evet. Evet. Darwin'i çağdaşları nasıl eleştirmişler biliyor musunuz? Muhammedi görüşe sahip olmakla eleştirmişler. Allah Allah, ilginç. Muhammedi olmakla eleştirmişler, ateist olmakla değil. Niçin? O da başka bir şey olsun. Burada Allah bırakalım, beraber araştıralım, beraber öğrenelim. Yani çağdaşlarının yazdığı mektuplar var, yaptıkları eleştiriler var. Muhammedi görüştür bu diye eleştiriyorlar. Biz konumuza geri dönelim. Aristoteles'in, yani skolastiğin bataklığı. Çünkü böyle bir bataklık ki, yani bu bataklıkta muhalefet etmek imkansız. Aristoteles'e karşı mı söyledin? Evet. Ya tövbe edeceksin, suç, günah çıkartacaksın, pişmanım diyeceksin ya da seni diri diri yakacağız. Peki, Orta Çağ'da, Avrupa'da, skolastik dönem varken, skolastik düşünceye yaşanırken, bu dönemde İslam coğrafyasında medreselerde ne vardı? Medreselerde Aristoteles çatır çatır eleştiriliyordu. Aristoteles bunu mu demiş? Bunun karşılığında ne denilmiş? O karşılığında denilen şeye ne denilmiş?
O denilen şeye ne denilmiş? Şimdi ders yapmak demek. Ders sözcüğü değil mi? Ders, ders yaptık, derse gidiyoruz, dersimiz var. Ders sözcüğünün kökünde bu var. Bir fikrin ortaya atılması, o fikrin karşılığının ne olduğunun tartışılması, o tartışılan şeyin karşılığında neyin olduğunun tartışılması. Yani değil ki medreselerde, ya Aristoteles böyle demiş, tamam doğrudur demek. Hayır, yani eleştirisi, eleştirisinin eleştirisi, eleştirisinin eleştirisi, eleştirisinin eleştirisi yapılmış. Eflatun söylemiş, tamam doğrudur, yok öyle bir şey. Özgür düşüncenin önüne bir engel koyma yok bu yüzyıllarda. Düşünmek, tahayyül etmek, tartışmak, eleştirmek tamamen serbest. Tam da olması gerektiği gibi. Gerekse Kur'an-ı Kerim'den ayetler ışığında, gerek akıl ışığında bu konular tartışılırdı. Tartışıldığı içindir işte, yani İslam'ın o dönemlerinde, İslam'ın teknolojide, felsefede, bilimde, siyasette, ekonomide o kadar ilerleyebilmiştir. Bir örnek daha vereyim, dünyayı değiştiren olaylardan bir tanesi, yine Orta Çağ zamanında Avrupa'da skolastik felsefe varken, Bizans İmparatoru ile Halife Memnun arasında bir savaş çıkıyor. Halife Memnun'un tam tarihini bilmiyorum. Ama Orta Çağ'da, Bizans'tan söz ettiğimize göre Orta Çağ. Savaşta Halife Memnun'un ordusu büyük bir başarı elde ediyor ve 50 tane Asilzade'yi esir alıyorlar. Malum biliyorsunuz, yani Asilzadeler Bursa'nın sahibi, tekfuru. Asilzade bunlar. Yani farz-ı mal, yani siz Bursa'nın sahibisiniz. Bütün Bursa sizin. Ya da İznik sizin. Balıkesir sizin. Oğlunuz esir alınmış, fidye vereceksiniz. Oğlunuzun fidyesi kaç liradır? Herhalde 50 milyar, 100 milyar değildir değil mi? Koskoca Bursa'nın sahibisin yani. Büyük altınlar, büyük mevlalar teklif ediyorlar Müslümanlara. Bu 50 tane asilzadeyi kurtarmak için. Halife Memnun diyor ki, bize 10 tane kitap verin yeter. 10 tane kitap. Çok ilginç ya. Daha ve Hristiyanların tepkisi şu, yani Bizans'ın, ya diyor işte barbar Müslümanlar. İşte akılsızlar. Biz tonlarca altın teklif ediyoruz. Onlar 10 tane kitap diyor. Kalkıp da Aristoteles'in kitabını verecek halleri yok. Ya da İncil'i verecek halleri yok. Yani kendilerince değerli olacak bir kitabı verecek halleri yok. Gidiyorlar kütüphanelerinde değersiz, işe yaramaz 10 tane kitabı veriyorlar Halife Memnu'ya ve karşılığında 50 tane asilzade serbest bırakılıyor. 50 asilzadenin karşılığı 10 tane kitap. Yani Müslümanların o 10 tane kitap isterken Müslümanlar herhalde Kur'an-ı Kerim'i istemiyorlar. Zaten kendilerinde Kur'an-ı Kerim vardı değil mi? Doğru mu abi? 10 tane kitap isterken onlara ışık sağlayacak, onlara yeni bir dünya görüşü, yeni bir bakış açısı kazandıracak kitap istiyorlardı. Yani İslam'ın o dönemdeki bakış açısı bu. Kapalı olmak değil, dışlamak değil, tam tersine açık olmak. Açık olmuştur ki mesela kırtasiye diyoruz bugün, kırtasiye. Kırtas Rumca kağıt demek. Rumlardan Süryanilere, Süryaniden Aramice'ye, Aramice'den Arapça'ya geçmiş. Kötü mü olmuş? Burç. Burç, işte şuradaki burç. Kale burcu. Rumcadan Süryanice'ye, Süryanice'den Aramice'ye, Aramice'den Arapça'ya geçmiş. Kötü mü olmuş? Ve Halife Memnun 10 tane kitap istemiş. Yani bu 10 tane kitaptan bir tanesi ondalık sayı sistemini anlatan kitap. Arap sayı sistemi 9'lu, değil mi? 9'lu. 0 yok. Arap rakamlarında 0 yok. Rumlarda da yok. Rumlar almışlar bu ondalık sayı sistemini anlatan kitabı. Hintlilerden İranlara, İranlardan Bizans'a geçmiş. Almışlar, bakmışlar, bir şey anlamamışlar. Ya bu kitapta ne demiş, almış atmışlar bir kenara. Yüzlerce yıl Bizans kütüphanelerinde küflenmiş. Müslümanlar 10 tane kitap isteyince
Hani bu kitap da işimize yaramıyor, işe yaramaz bir kitap, bari bunu verelim demişler. İşte o kitapta ondalık sayı sistemi anlatılıyor. Sıfır var. Araplar, yani Müslümanlar almışlar, kitaba bakmışlar, Allah Allah, bak be. O kadar kolay ki. Bununla toplama yapmak, çıkarma yapmak, çarpma yapmak, değil mi? Ondalık sayı sistemiyle. O kadar kolay ki. Eline bir çöp alsan, kumun üzerinde hemen 30 tane koyun, 365 gümüşten kaç lira yapar, hemen anında tak 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 kumun üzerinde bile hesaplayabiliyorsun. Ondalık sayı sistemi olmasa o kadar zordur ki bunu hesaplamak. Ve kum yazısı, kum rakamı anlam, kum yazısı anlamına gelen rakam demişler bunlara. Rakam sözcüğü oradan geliyor. Kuma yazılabilen, yani kumda bile hesap yapabilirsin. Ve ondalık sayı sistemini aldıktan sonra Halife Memnun döneminde işte bu mimari eserleri yapabiliyorlar, su kemerleri yapabiliyorlar kolaylıkla. Astronomide hayyamı yetiştirebiliyorlar. Kimyada kindiyi yetiştirebiliyorlar. El-Tusi'yi yetiştirebiliyorlar. Hidrodinamiğin yasalarını bulan Cezeri'yi yetiştirebiliyorlar. Ondalık sayı sistemini bilmese nasıl yetiştirecek bunları? Nasıl bu bilim adamları ortaya çıkacak? Peki kapalı olsalardı, ya bize lazım değil, ya bu gavur işi, bu kafir işi, biz altınımızı alalım deselerdi. Altın da gavur işi de o zaman gavurdan geldi. Yani onu yapsalardı, altını alalım keyfimize bakalım. Ki onu yapan halifeler de olmuş. Örneğin Hülagü, Cengiz Han'ın torunu Hülagü, Bağdat'ı kuşattığı zaman halife yanına bütün şehrin ileri gelenlerini almış, komutanlarını almış, aşiret reislerini almış, Hülagü'nün karşısına gitmiş. Tabi altınlarla birlikte işte altınları sunmuş kendisine, ya bize ilişme, dokunma yani, al bu altınları git, sana ricacı geldik demiş. Bir sürü altın getirmişler. Hülagü demiş ki, bu yanındakiler kim? İşte bu şehrin valisi, bu genelkurmay başkanı, işte atıyorum bu işte falanca tümenin başkanı, komutanı, bu falanca aşiretin reisi. Yani şehrin bütün ileri gelenlerini getirmiş. Hülagü diyor ki, yakalayın bunların hepsini. Şehrin bütün ileri gelenleri gelmiş, artık şehri kollayacak, insanları organize edecek kim kaldı ki? Anlatabiliyor muyum? Hepsini yakaladıktan sonra oradan bir altın bir tas alıp halifeye uzatıyor. Al, ye diyor. Halife diyor ki, o tasta bir şey yok ki. Evet, boş tas, ye diyor. Diyor ki, nasıl yiyeceğim? Ye diyor. Diyor, o altındır, ben yiyemem ki. Madem yiyemiyorsun, bu kadar altın biriktireceğine, ordular biriktirseydin, halkını kalkındırsaydın, geliştirseydin, bugün buraya bana yardıma, ricaya gelmeseydin daha iyi olmaz mıydı? Madem ki yenmiyor. Ve İslam'ın, yani o kırılma noktası, Hülagü'nün Bağdat'ı yakıp yıkmasıdır. Günlerce Bağdat yakılıp yıkılır, sadece evler, konutlar, saraylar değil, Bağdat kütüphanesi de yakılıp yıkılır. İşte o halifenin ismini hatırlamıyorum. Altın biriktirmesi gibi. Eğer Halife Memnu da altın biriktirseydi, Bizans'ın teklif ettiği altını kabul etmese, kabul edip kitapları istemeseydi, demin sözünü ettiğimiz o bilim adamlarını yetiştiremezlerdi. Aklıma hemen şey geldi. Yani daldan dala atlamak serbest diye konuştuk. Rahmetli Erbakan'ın bir tartışması 1990'lı yıllarda. Adını hatırlamadım, bir gazeteci Erbakan'a, hocaya dedi ki, madem batıya karşısınız dedi, ne diye dedi batının arabasını kullanıyorsunuz, batının uçaklarına biniyorsunuz, işte batının arabalarını kullanıyorsunuz. Dedi ki Erbakan hoca, biz dedi batılılaşmaya karşıyız, batıya karşı değiliz, batının ilmine karşı değiliz. Hem madem öyle, biz arabalarını da istemiyoruz, teknolojilerini de istemiyoruz. Onlar bu teknolojiyi
ondalık sayı sistemiyle var ettiler. Ondalık sayı sistemini de bizden aldılar. Her kullandıkları rakam için bize bir sent versinler, teknolojileri de onların olsun dedi. Evet. Tabii spiker orada kala kaldı, gazeteci. Şu Antepli olan gazeteci ya, şey bilirsiniz. Biz televizyon seyretmiyoruz. Antepli olan bir gazeteci de. Evet. Yani şeyden mi yani, sağ kesimden bir gazete. Sağ kesimden. Şimdi o öyle kala kaldı ama işte mevzuyu bilmediği için kala kaldı. Evet, Avrupalılar rakamı Müslümanlardan öğrendiler, ondalık sayı sistemini. Osmanlılar Bizans'tan, Bizans İran'dan ve Hindistan'dan aldı. Desimal, dest bugün Kürtçe'de de Farsça'da da el demek. Bir el dolusu mal, yani 10 tane. Ondalık sayı sistemi. Desimal sayı sistemi. Evet, skolastik niye bir bataklık? Bunu anlatmış olduk bu derste ve Aristoteles'e de bir gönderme yaptık. O dönemin manastırlarıyla medreseleri karşılaştırdık. Herhalde bugünlük bu kadar yeter hocam. Değil mi? El-Fatiha.